Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli öğretim üyeleri, kıymetli misafirler. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen Veteriner Fakültesi 25. yıl etkinliği ve ölümünün 85. yıl dönümünde meslek büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, açılış konuşmaları, Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış'ın akademik ve idari personele tebrik mesajı, Eri Veteriner Fakültesi'nin 25 yıllık gelişim süreci ve başarıları, veteriner hekimliği Mehmet Akif Ersoy'un şairliği ve aydın kişiliği üzerine etkisi, kapanış. Şimdi sizlere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Veteriner Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Abdullah İnci hocamızı kürsüye arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, basınımızın güzel de temsilcileri, bugün burada milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 85. ölüm yıl dönümü münasebetiyle her yıl düzenlediğimiz etkinliklerimizden birisi için bulunuyoruz. Bu günkü programda Mehmet Akif hakkında konuşma yapacak olan sevgili hocam, doçent doktor Çağrı Çağlar Silmez Bey'e bu organizasyondan ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Sağ olun sevgili hocam. Öte taraftan sevgili arkadaşlar, fakültemizin 25. kuruluş yılına giriyoruz. Etkinliklerimizi bugünkü toplantıyla başlatmış bulunuyoruz. Bu etkinlikler eğer pandemi engel olmaz ise, inşallah olmaz,
2022 yılı içerisinde süren olacak. Birçok etkinliği bu kapsamda gerçekleştirmiş olacağız. Bu bir günlük bir toplantıyla geçiştirilecek bir şey değildir. Burada veteriner hekimliği eğitiminin tarihi yanında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kuruluş hikayesini yapacağımız toplantılarla geride bıraktığımız 25 yılın yaklaşık 17 yıllık bir süresi mahrum şartlarda merkez kampüsü dışında iktidai koşullarda zor şartlarda geçmiştir. Onları unutmamız mümkün değildir. Bugün geldiğim, tabii biz ileriye bakan bir fakülteyiz. Hep ileriye bakacağız. İleriye bakarken de enerji kaynaklarımızı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Sayın Rektörüm, Erciyes Üniversitesi markalaşmasını tamamlamış, kendi markasını yaratmış, marka ürünleri olan bir üniversite. Bu markalaşma üniversitelerin temel hedeflerinden birisidir. Markalaşan üniversite ne yapabilir? Markalaşan üniversiteler öğrenci profillerini kendileri oluşturur. Efendim, akademik kadrosunu kendisi profiline uygun şekilde oluşturur. Her türlü konuda temel belirleyicidir. Tam bu noktada Erciyes Üniversitesi gerçekten A2 kategorisinde bir araştırma üniversitesi, YÖKAK tam akreditasyon olmuş 3 devlet üniversitesinden birisi olarak gelişmesini, markalaşmasını tamamlamıştır. Erciyes Üniversitesi'nin bugünlere ulaşmasında emeği geçen bütün yöneticilere tebriklerimle teşekkür ediyorum. Özellikle de bugün halihazırda üniversitemiz yönetiminden sorumluluk üstlenmiş hocalarımızın ekstra gayretlerinden dolayı onlara şükranlarımı arz ediyorum. Erciyes Üniversitesi'nin gelişmişliğine paralel olarak biz Veteriner Fakültesi olarak ne yapmışız? Erciyes Üniversitesi rahmetli Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine ulaştı. İndeksler bunu gösteriyor. Veteriner Fakültesi olarak biz hem devletimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği seviyenin neresindeyiz? Bir de meslek büyüğümüz Mehmet Akif Ersoy'un 85. ölüm yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andığımız Mehmet Akif Ersoy'un "Garbın ilmini fellini alın" dediği, Asım'ın nesline burayı işaret ettiği yerde acaba neredeyiz? Kendimizi hangi seviyeye getirebilmişiz? Bugün izninizle kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Sayın Rektörüm, Veteriner Fakültesi 1995-96 eğitim öğretim yılında eğitim öğretime başlamış, akademik yılında. Kurucu dekanımız Profesör Doktor Necdet Aydın. Kulaklarını saygıyla çınlatıyoruz. Hocamızla bugün görüştüm. Hocamı yanlış bilgilendirenler olmuş anladığım kadarıyla. O hocamız bu zemherli soğuk günlerinde hocamızı buraya yormak istemedik ama 25. yıl etkinliklerimiz sürecinde hocamızı önümüzdeki güzel günlerde misafir edeceğiz ve bu konferans salonunda hocamıza konferans verdireceğiz. 25. yıl etkinliklerinde hocamızın aramızda olmasını sağlayacağız. Kendileriyle görüştüm, selamları var. Arkadaşlar, Veteriner Fakültesi 95-96 eğitim öğretim yılında zor şartlarda açılmış, ilk mezunlarını milenyum veteriner hekimleri olarak vermişlerdir. Yani bu arkadaşlarımız
Mideyum veteriner hekimi olarak hayata atılmışlardır. Tabii o günkü şartlarda fakültemizin eğitim öğretimine katkısı olan bütün öğretim üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Onlar Türkiye'nin çok farklı yerlerinden, farklı üniversitelerden geldiler, eğitim öğretimimize katkı sağladılar. Türkiye'de veteriner fakültelerinde veteriner hekimliği eğitimi 10 yarı yıl, yani 5 yıldan oluşuyor. Bu eğitim öğretim süresince uluslararası standart eğitim sınıflandırması, yani İSÇEK, teorik ve pratik edinilen bilgileri, beceri ve yeterliklerin doğrulanması anlayışıyla eğitim öğretimi yürütülmesini istemektedir. Bu son yıllarda önemli bir kapsam oluşturmaktadır. Buna uygun olarak Bologna sürecine ortaya konulan Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2 Şubat 2008 tarih ve 26.775 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren profesyonel mesleklerle ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan veteriner hekimlik eğitimi ulusal çekirdek programı, yani UÇEP 2021'de veteriner fakültelerinin çekirdek eğitim programlarında yer vermeleri gereken zorunlu dersler ve mezun olan veteriner hekimlerin sahip olması gereken özellikler tanımlanmıştır. UÇEP 2021'i de arkadaşlarımızın yoğun katkıları ve liderlik yapmalarıyla hazırlanıp çıkarılabilmiştir. Çok önemli bir eksiği bu sayede geride bıraktık. Fakültemizde 2021 yılında kabul edilen yeni eğitim öğretim planında bu temel esaslar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Yeni eğitim planı EAB standartlarına uygun, term ve modül esaslı olup 2.415 saat teorik, 3.170 saat pratik, toplamda 5.585 saat ders ve 300 AKTS'den oluşmaktadır. Veteriner fakültelerinde eğitim öğretimlerini tamamlayarak mezun olanlara 6.343 sayılı kanunla ve YÖK 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 43B maddesi uyarınca veteriner hekim unvanı verilir. Bu hatırlatmayı yapmak durumunda kaldım. Hoşgörünüze sığınarak. Erciyes Üniversitesi'nin çok hızlı gelişmesine paralel olarak veteriner fakültesi de yüksek gelişme hızına ulaşmayı başarmıştır. İleri teknolojik donanımlar, simülasyon ve dijitalleşme, animasyon imkanlarımız ile bilimsel araştırma ve kanıta dayalı ve ilk gün becerilerine odaklı yüksek bir eğitim imkanı sağlayarak demokrasiyi önemseyen ve özümseyen, saha becerisi kazanmış alanında yetişkin entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeyi ve nihai olarak öğrenci profilimizi üst seviyelere taşımayı hedeflemiş ve bu hedef doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Fakültemizin hem akademik hem de idari kadroları itibariyle çok dinamik bir yapısı vardır. 100'e yakın, sanıyorum 99, 100'e yakın akademik öğretim elemanımızla, yine 47'ye varan idari personelimizle bu çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu genç ve dinamik kadro eğitim öğretim yanında uygulama araştırmaya ve hastane hizmetlerine yüksek titizlikle destek vermekte ve her daim en iyisini ve mükemmeli yapmaya çalışmaktadırlar. Fakültemize bugüne kadar toplam 1961 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bunların 1053'ü mezun olmuştur. Mevcut durumda da fakültemizde 560 öğrenci bulunmaktadır. Üniversite Sağlık Bilimleri bünyesinde fakültemize ait 18 programda lisansüstü eğitim sürdürülmektedir. Bu 18 ana bilim dalında yüksek lisans, 14 ana bilim dalında doktora programı yürütülmektedir. Bu programlardan bugüne kadar ortak programlar dahil 316'sı yüksek lisans, 62'si doktor olmak üzere 378 lisansüstü mezun verilmiştir. Ayrıca mevcut durumda fakültemiz lisansüstü programlarında 241 yüksek lisans ve 131 doktor olmak üzere 372 kayıtlı
lisans üstü öğrencisi bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak fakültemizde 5 ana bilim dalında 15 gökyüzü kibir bursiyeri de çalışmalarını sürdürmektedirler. Kuruluşundan bu yana geçen çeyrek asırlık sürede gelişme periyotlarını hızlı bir şekilde tamamlayan fakültemiz, Kayseri halkının hayırseverlerinden aldığı destekle, üniversitemizden aldığı desteğin yanında Kayserili hayırseverlerden aldığı destekle en ileri eğitim öğretim için gerekli her türlü laboratuvar altyapısına ve hayvan hastanesi donanımına sahip olmayı başarmıştır. Tam bu noktada Türkiye'de YÖK'ün kurucusu ve ilk başkanı rahmetli Sayın Profesör Doktor İhsan Doğramacı hocamızı bir sözünü hatırlatmak istiyorum. Doğramacı hocamız demiş ki, eğer bir müessesenin kökleri halk sinesine uzanmışsa, oradaki bu ihtiyaç ve şuurdan beslenmişse, doğuşu tabii ve varlığı devamlı olmuştur. Hocamızın bu tespitinin fakültemizin gelişimini tarif etmek için de uyumlu olduğunu söylemek istiyorum. Öte yandan Veteriner Fakültesi ulusal ve uluslararası proje fonlarından büyük destekler alarak 619 proje ile yaklaşık 8,5 milyon dolar grant yaratmayı da başarmıştır. Bu projelerden sağlanan imkan ve kabiliyetlerle üretilen yayınlar, multidisipliner çalışmalardan elde edilen yayınlar Q1, Q2 ve Q3 dergilerde yayınlanmaktadır. Fakültemizde ayrıca kongre, konferans, eğitim, toplantı vesaire karakteristiğine sahip 100'den fazla etkinliğe bilgi paylaşım platformuna ev sahipliği yapmıştır. Hayırsever Necati Kurmer Bey'in tarafından yaptırılarak 2015 yılında hizmete açılan hayvan hastanemiz, diğer adıyla uygulama araştırma merkezi, biz küçük hayvan hastanesi diyoruz buraya, açıldığı günden bu yana 7-24 saat prensibiyle hizmet vermekte ve burada hastanemizin 2021 yılı Kasım ayında da büyük hayvan üniteleri ve nekropsi ünitesinin inşaatına başlanmıştır. Hastanemiz modern, entegre ve tam otomasyon sistemine sahip olup bir bölge hastanesi olarak sürü sağlığı temelinde tabiata saygılı, infeksiyöz hastalıkların kontrolü ve tedavisi, özellikle de zoonotik karakterli hastalıkların monitörize edilmesi prensibiyle hizmet vermektedir. ISO 9001 kalite sürecine dahil hastanemizde ayrıca Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu'nun kabul ettiği iyi veteriner hekimlik uygulamaları ve EAV standartlarına uygun biyogüvenlik esasları kapsamında düzenli hayvan refah kontrolleri ve hastaya özel diyet uygulamaları ile hizmet verilmektedir. Bunlar gerçekten EAV ziyaretinde de öne çıkan avantajlı taraflarımızdan olmuştur. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok geniş hasta profilinde hasta sayısı yıllar içinde logaritmik olarak artmış, 2021 yılı itibariyle 30 bin bandına ulaşmıştır. Özellikle kuzağı kayıplarının önlenmesine yönelik geliştirilen mücadele stratejilerine uygun olarak yapılan başarılı tedaviler sonucunda bölge ekonomisine çok önemli katkılar sağlanmıştır, sağlanmaya da devam edecektir. Hastanemizde titizlikle yapılan uygulamalar ve artan hasta sayısı öğrencilerimizin yüksek seviyede mesleki becerik kazanmalarına oldukça olumlu etki yapmaktadır. Diğer taraftan fakültemiz mesleki temelde ilişki halinde olabileceği ilgili bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli protokolleri imzalayarak mesleki ortaklıklarını tesis etmiştir. Bu durum fakültemiz öğrencilerinin hands-on work eğitim öğretiminde büyük bir imkan ve avantaj sağlamaktadır. Buralarda kazanılan pratikler ve tecrübeler sayesinde mezunlarımızın yükselen kazanımları ve ulaştıkları ilk gün yeterlilikleri ile de saha şartlarına hazır hale gelmeleri garanti altına alınmaktadır. Erciyes Üniversitesi'nin markalaşmasında olduğu gibi
Fakültemiz de içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak markalaşma yolunda emin adımlarla disiplinli bir şekilde ve yüksek inanç, azim ve kararlılıkla hızla ilerlemesini sürdürmektedir. Nitekim bu kararlı çalışmalar sonucunda fakültemiz YÖKAK tarafından hem Uluslararası Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği EAV ve hem de Ulusal Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği VDK akreditasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu gelişme basamağı Eri Veteriner Fakültesi için tarihi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Zira Eri Veteriner Fakültesi Türkiye'de Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte EAV akreditasyonu almış iki fakülteden birisi olma başarısını göstermiştir. Mutlak inancım odur ki inşaatı başlanan ünitelerin de hizmete girmesiyle Eri Veteriner Fakültesi gelecek tüm zamanlarda elde ettiği akreditasyonlarını koruyabilecektir. Diğer yandan uluslararası üniversite rankinglerinde Veteriner Fakültesi'nin sıralaması hep ön sıralarda olmuştur. Fakültemizin Türkiye'de alanında 50 yaş altı Times World Üniversiteler sıralamasındaki yeri son 5 yılda yani 2017-2021 yılları arasında öğretim, uluslararası görünüm, endüstri kazancı, araştırma ve atım için üst sıralarda olmuştur. Kuvvetle muhtemeldir ki bu sıralama takip edilen yıllarda da hep böyle seyredecektir. Bunlara ilave olarak fakültemizde tahlil ve analiz yapan araştırma laboratuvarlarımızın tamamı Tarım Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmişlerdir. Ayrıca bu laboratuvarlarımız TÜRKAK Akreditasyon Kurumu sürecine dahil edilmiş olup süreç yüksek disiplinle takip edilmektedir. Sonuç olarak Türkiye'nin lider veteriner fakültelerinden birisi olmayı başarmış ve bir marka değere ulaşmış fakültemizin bu karakteristiğini tüm zamanlarda geliştirerek koruyacağına, çok güçlü ve avantajlı yanlarının veteriner hekim olmak isteyen öğrencilerin dikkatlerini çekeceğine, öğrencilerin tercihlerinde Türkiye'nin yükselen yıldızı YÖKAK akreditasyonuna sahip A2 kategorisinde araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin ve bir üniversite şehri olan Kayseri'nin sahip olduğu avantajlı günlük hayatın yani kolay ulaşım, güvenlik, huzur ve konforlu yaşam standartları gibi özelliklerinin pozitif katkı sağlayacağına güçlü şekilde inanıyorum. Bu inancımla fakültemizin kuruluşunda ve gelişmesinde emek sarf eden ve katkı sağlayan herkese tebriklerimle teşekkür ederim. Selam, saygı ve sevgilerimle. Konuşmalarından dolayı Sayın Hocama teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Ece Aydınmış Hocama kürsüye arz ediyorum. Sayın Dekanım, saygıdeğer öğretmen üyelerimiz, elemanlarımız, çok kıymetli öğrencilerimiz. Bu anlamda programda birlikteyiz. Bu birlikte olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, minnetle, saygıyla bir kez daha anıyoruz. Ruhu şad olsun. Sayın Dekanım, sizin nezdinizde de bu anma programı dolayısıyla milli şairimize rahmet gönderme fırsatı bizlere tanıdığınız için ayrıca sizin nezdinizde Türk Fakülteleri'ne teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Çağrı Hocam birazdan sunumunda muhtemelen bahsedecektir. Tarihe damga vurmuş kişilerin asıl meslekleriyle ilgili, farklı yönleriyle ilgili herkes mutlaka bir merak içerisinde oluyor. Hakikaten baktığımız zaman tarihe damga vurdukları özelliklerinin yanı sıra meslek yaşantılarında da son derece başarılı olduklarını gözlüyoruz. Mehmet Akif Ersoy milli şairimizin de veteriner hekim geçmişine baktığımızda bir fiil sahada 20 yılın üzerinde çalıştığını, farklı coğrafyalarda çalıştığını gözlemliyoruz ve ilk ülkemizin
veteriner hekimlerden bir tanesi, ilkokul mezunlarından bir tanesi ve de birincilikle yanılmıyorsam belki düzeltebilirsiniz, bitirmiş bir kişiliğe sahip. O açıdan da baktığımızda hakikaten meslek yaşantısı itibariyle de sizleri yakından ilgilendiriyor ve öğrencilerimizin örnek alması gereken şahsiyetlerden biri olduğu bir kez daha mesleki yönleriyle de açığa çıkıyor. Tabii merak ettiğiniz hususlardan yine aklımıza geliyor. Çağrı Hocam'ın da konferans başlığı bu düzenleme kurulu. Acaba kendi mesleği ve veteriner hekimliğinin şahitliği üzerine nasıl bir etkisi var? Onu merakla biz de bekliyoruz ama kendi düşündüğümüz zaman iki noktada bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Acaba doğru çıkar mı diye de sunuyu merakla bekliyorum. Birincisi veteriner hekimlik canlıya dokunan bir meslek. Yani bir canlı hayatı, yaşantısı, sona ermesi, hastalığının düzeltilmesi, sağlığına kavuşması bir kişi de hakikaten yoğun bir duygu birikimine yol açabilir, duygusal derinliğini artırabilir bir etkiye sahip olabilir diye düşünüyorum. Diğer bir yönü de o zamanki coğrafyayı düşündüğümüzde hakikaten çok dağınık bir coğrafya ve Mehmet Akif Ersoy milli şairimiz de görevini icra ederken bu coğrafyaların bir fiil bulunuyor. En ucuna köşelerine kadar belki gidiyor. Bu tarz kişilikler, sanatçı kişilikler, maneviyatı yüksek olan kişilikler toplumu çok iyi tanıyan kişiliklerdir diye düşünüyorum. Yani toplumu çok iyi analiz eden, gözlemleyen, deneyimleyen, bu görevi sırasında farklı coğrafyalarda bulunması Mehmet Akif Ersoy mutlaka toplumu çok iyi analiz etme, gözlemleme yeteneği kattığı diye de düşünüyorum. Dediğim gibi bu düşüncelerin örtüşmediğini Çağrı Hocam'ın sunumundan da merakla bekliyoruz. Kendisini bir kez daha rahmetle, saygıyla yad ediyoruz, ruhu şad olsun diyoruz. Veteriner Fakültemizin Abdullah Hocam'ın da belirttiği gibi hakikaten üniversitemizin, araştırma üniversitesi kimliğinde çok önemli bir rol var. Bizim 3 senelik görev süremizi tamamladık. Bu süreç içerisinde eğitim, öğretim faaliyetleri ki bunu akreditasyon süreçleriyle fakültemiz taçlandırdı. Araştırma çalışmalarında şöyle baktığımızda projeden, bilimsel yayından ve girişimcilik faaliyetlerinden fakültemizin bütün öğretim elemanlarına yansıyan bir çeşitlilik olduğunu gözlemledim ben bugüne kadar ki. İşte bilimsel araştırma projeleri biriminde Alparslan Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Her gün araştırmacılarımızın önünü nasıl açabiliriz, bu süreçleri nasıl iyileştirebiliriz diye uyumlu bir çalışmamız var. Önder Hocam var burada şu an görebildiklerim, Seçil Hocam, son dönemde Kamber Hocam. Bir tane amiral gemisi işte 1001 projeler sonra ülkemize, üniversitemize kazandıran hocalarımız fakültemiz içerisinde. Yine bu 1001 ile birlikte uluslararası işbirliği ile ilgili yine Abdullah Hocam, Alparslan Hocam'ların içerisinde bulunduğu grubun uluslararası networkleri vasıtasıyla yine üniversitemize kazandırdığı fonlar var. Aykut Kıran hocamız 2247 lider araştırmacı programından önemli bir kazanım elde etti ve bunu üniversitemize aktardı. Genç araştırmacılara da gerçekten örnek oldu bu konuda. Yine İbrahim hocalarımız, Sevgi hocalarımız ve Ayhan hocalarımızın Teknopark bünyesinde girişimcilik faaliyetleri son derece etkin ve daha nice aklımıza gelmeyen sayamadığımız hocalarımız çok önemli katkılarda bulundular gerçekten araştırma süreçleriyle ilgili. Ben burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün son anda görüştük. Burçin Hocam da aramızdan ayrılıyor. Aslında hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli katkılarda bulundu. Maalesef YÖK tarafından önemli bir açılım sağlayamadık hocamız ama inşallah gittiği yerde mutlu, huzurlu bir akademik sürecini devam ettirir. Ona da bugün ayrılışı herhalde gerçekleşiyor. Bundan sonraki mesleki yaşantısında ve özel yaşantısında mutluluklar diliyoruz. İnşallah işbirliği Burçin hocamız devam edecektir. Buradaki çalıştığı hocalarımızla birlikte süreç devam edecektir. Üniversitemizde yine bağını koparmayacağını umut ediyoruz. Bu başarılı çalışmalarından ötürü dediğimiz gibi fakültemize ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de hep birlikte üniversitemiz adına elimizden gelen tüm gayreti, çabayı birlikte sarf edeceğiz. Tekrar programın hayırlı olmasını diliyorum. Etkinliklerin hocamın da dediği gibi devam edecek. 25. yıl etkinlikleri nice 25. yıllara dileyerek hepinize saygılar iletiyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Hocama teşekkür ediyorum. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış'ın akademik ve idari personele tebrik mesajını okuyorum.
Veteriner Fakültemizin değerli akademik ve idari personeli. Veteriner Fakültemizin 25. yılını kutlar fakültenin ülkemizin seçkin Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumlar Birliği tarafından akredite edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunarım. Profesör Doktor Mustafa Çalış. Ehli Veteriner Fakültesi'nin 25 yıllık gelişim süreci ve başarıları adlı sunumu yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Ali Cesur Otmaz hocamızı kürsüye arz ediyorum. Toplam 22 milyon 274 bin 436 adet
üzerinde sayılara ulaşmıştır. Yine özellikle Veteriner Fakültesi'nin araştırmalarının bu sebeplerinde yayınlanması amacıyla bu sabah olarak Veteriner Fakültesi dergisi yayın hayatında 2004 yılında başlamış ve değişik programımız bu dönemlerde editör olarak görevlerine devam etmiştir. Bu görevlerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerek editör ve ise derginin çıkmasında katkısından tüm hocalarımıza. Yine aynı şekilde Erciyes Üniversitesi'nin değişik bir ranking parametrelerinde kıymetli hocalarımızın burada katkıları olmuştur. Bu yayınlarda, çalışmalarda ve projelerde. Akabinde de 2022 yılında Dünya Kullananları sıralamasında hocalarımızın listeye girdiklerini tespit etmiş ve yine 2021 yılında değişik bir yayın için üniversite enkesi sonuçlarında Erciyes Üniversitesi'nin sıralamasında katkı sağlamaya çalışmışlardı. Yine 5 bölümdeki ve 23 anabilim dalındaki hocalarımızın değerli çalışmalarından dolayı fakültemiz yönetim olarak kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeni gün aslında yapmam yetkilerek 8 dersi bir yapma sonra 9 öğrenci ünvanı var. Böyle bir bilgisayar, laboratuvarı, öğretmenin bilgisayar, laboratuvarı, bilgisayar, laboratuvarı, pilot öğretmenler sonra bir konferans sorunu olacak şekilde dizayn edilmiş ve yine idari olarak değişik görevlerde toplam 47 idari personel gerek fakülte bünyesinde gerek sahne hastanesinde şu anda çalışmakları ve buradaki hem akademik personele, fakültemiz hem hastanedeki idari personele çok çok teşekkür ediyoruz. Yine öğrenci sayılarımıza baktığımız zaman özellikle üniversite giriş puanlarının yükseldiğini görmekteyiz. 349 ve 417.4 arasında öğrenci almakta ve özellikle kayıt yapma öğrenci sayılarındaki artışla birlikte bayan erkek oranında son dönemde burada da gördüğünüz üzere yaklaşık 8 olacak şekilde değişmiş ve bu öğrencilerin 2020 yılındaki olan 9.7 ve bu yılda sayarsak 1.3 olarak mezun sayısına ulaştığını görmekteyiz. Ve Veteriner Fakültesi mezuniyet endeksini hesapladık. Yaklaşık 0.56 yani %56 ile %85 oranında mezun verilmekte fakülteyi kayıt yapan öğrenciler. Akabinde bu öğrencilerin güzel anlayın çerçevesindeki faaliyetlerden elde ettiğimiz bilgilerden çalışma alanları tespit edilmiş ve %93.7'sinin kamu özel sektör iş olmak üzere istihdam edildiğini görmekteyiz. Yine sağlık bilimleri sensus programlarında bakıldığı zaman 49 adet master yüksek lisans öğrencisi ve doktor öğrencisi aynı zamanda 183 adet yüksek lisans olmak üzere toplamda 263 öğrenciyi mezun ettiğini sansüs programlarında görüyoruz. Erasmus'la ilgili de anlaşmalar başlangıç itibarından itibaren yapılmaya çalışmış olup değişik fakültelerde Erasmus anlaşması yapılmış ve gerek öğrencisinin gerekse öğrencilerin hem yurt dışı ülkelerin işi ve aynı zamanda onların da kendi fakültemize gelişleri sağlanmış. Yaklaşık 50'den fazla öğretim üyesi ve öğrencimiz bu faaliyetlerden faydalanmıştır. Bu kapsamda özellikle öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarının teşvik edilmesi amacıyla öğrenci projeleri yapılmış ve bilimsel değerler hem sosyal aktiviteler içeren, kültürel aktiviteler içeren veriler çıkarılması sağlanmış. Değişik öğrenci kulüplerimiz bulunmakta ve öğrencilerimiz uluslararası alanda yılda iki defa İBSA'da ve aynı zamanda yeter olmak üzere kongrede gerçekleştiriyorlar ve gerek yurt dışından gelen öğrencilere iyi bir şekilde ev sahipliği yapıyorlar. Gerekse yine aynı şekilde dışarıdaki ülkelere giderek bilgi bilgilerini artırmaya çalışmaktadır. Ve özellikle hayvan sevgisinin artırılması amacıyla fakültemiz bünyesinde hayvan hastanesinin yanında bir hayvan parkı bulunmuş olup çocuklara çocuk üniversitesi etkinliği altında hayvan sevgisinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Yine değişik branşlardaki hocalarımız gerek antrenörlerle gerekse gerçek bir hayvanlarını ziyaret etmekte yaban hayatı ve aynı zamanda deniz yasal ürünlerini değişik muayenelerini ve aynı zamanda onların ve personelleriyle ilgili çalışmalarını
sürdürmekte. Özellikle nitelik gez anlamında, ekskursiyon anlamında adli bir kadar yapılmış olup, bunlar içerisinde öğrencilerin bilimsel çalışmaya hazırlıklar için çoğunlukla okul altı çalışmalarda pandemi dönem öncesinde hızla devam etmiş ama pandemi sürecinde biraz yavaşlama görülmüştü. Fakültemizden sonra bölgedeki hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak ve oradaki hayvan sağlığı hayatını altına almak adına 2011 yılında Üniversitemiz Hayvan Hastanesi ruhsatlandırılmış ve bölgesinde hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye, 7 yıldır hizmet vermeye, özellikle VAM Health, yani pet sağlık konsept altında başlamıştır. Yine bu aktivitelerin içerisinde ilk defa Uluslararası Hayvan Hastanesi Kongre'de düzenlemiş olup hayvan hastaneleri, işletme modeli, hayvan hastaneleri mevzuatı, hayvan hastaneleri yönetim sistemi, kalite yönetimi, otomasyon sistemleri, hastane bilgileri, acil yönetimi, hastane yaşamda vakit nasıl olur, meşgul, hastane dönemesi hayvanı işletmesi, yaşam sistemi, ücret ödenleme, laboratuvar uzaktan bu akreditasyon ve altta çıkıyor olmak üzere değişiklik konularda gerek ülkemize gerekse ülkemiz dışında bulunan hastane yönetimcilerle ilgili gerekli kapsamlı kongrelere düzenlenmiş olup ilgili bilgiler olarak bu eksikliklerin yerine getirilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla hastane yönetimimize, akademik çalışanlarımıza ve idari çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hastanemizin akreditasyon süreçlerinde çok çok büyük katkıda bulunmuşlardı. Yine laboratuvar çalışma izinleri oldukça önemli. Sadece hayvan hastanesindeki merkez laboratuvarı değil, aynı zamanda gökün yasak fizyolojik, biyolojik, parazitolojik, patolojik, bağlıkolojik, ekotisikolojik, biyolojik ve teşhis analiz laboratuvarlarının hem bu saatlandırılması hem de ISO 9001-2015 bundan sonraki hedefimiz bu. O şekilde akreditelerle bölgedeki tüm araştırmacılara ve aynı zamanda hayvan sahiplerine hizmet vermesi amaç kullanmaktadır. Bakıldığı zaman hayvan hastanesine gelen toplam hayvan sayısında artışlar görülmüştür. Toplam köpek sayısı yine aynı zamanda at sayısı, koyun sayısı, keçi sayısı birçok hayvan türünde kümes hayvanlar dahil olmak üzere kanatlı yaban hayatı dokumente edilmiş ve özellikle 14 yılından itibaren bunlar arşivleştirilerek muhafaza edilmeye çalışılmış ve şu anda Petropratik adını verdiğimiz online sistemle bu takip edilir hale gelmiştir. Yine aynı zamanda görevlilerin ilk milletlerindeki ve akademideki özellikle görüşme değerlendirme süreçleri de bu otomasyon sistemi, yani fakülte özellikle otomasyon sistemine yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu konuda da ele geçenlere teşekkür ediyoruz ve yıllar içerisindeki logaritmik artışla birlikte bugüne kadar toplam 70 milyon yakın hayvan tedavi edilmiş ve 6 milyon, yani 63 milyon hayatında bir geri elde edilmeleri özellikle hastalıklarımızın akreditasyon sürecinde bunlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ve mekanda yarışım Kuruncu Bayrak Hamle fakültemizi kazanmış. Akabinde YÖK akreditasyon süreçlerinde 5 fakülteden birisi olmuştur. Yine ötenle Fakültesi Dekanlar Konseyi bünyesinde mevcut problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik birçok çalışmalar yapılmış. Ötenle fakültelerin genelinde de bu durumla ilgili yapılması gereken özellikle eğitim faaliyetlere ve öğrencilere yönelik çalışmalar başlanmış. Bunlar bir kısmı sonuçlanmış, bir kısmı da sonuçlanma aşamasına girmiştir. Özellikle 11 adet bizim üyeli olarak belirlediğimiz problemler şu anda görüşme aşamasında değişik fakültelerin dekanlarıyla istişare aşamasından sonra raporların üstünde değerlendirilmekte ve mutlak sonuç elde edilmeye çalışılmaktadır. Evet, hedeflerimiz, yani yakın gelecekteki hedeflerimiz ortak olsun vaatleri, hedeflerimiz belirlenmiş olup bu noktada çalışmalar yine aynı şekilde devam edecek. Buradaki amaç bütün Veteriner Fakültesi öğrencilerinin uluslararası düzeyde rekabetçi olan bir şekilde gelişmelerini sağlayarak onlara dünya üzerinde iyi bir kariyer ve meslek elde edilmelerini sağlamaktır. Özellikle organizasyon şeması çok önemli. Organizasyon şemasındaki bütün arkadaşlarımızın görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup bu hedefler doğrultusunda çalışmaları organize edilmiş ve önemli bir gelişmede yine bizim çevre eğitim programımızın geçmesi var. Ayrıca asgari şartlar şu an
olmakta ve yakın zamanlarda onlar çalışmayacağına inanmaktayız. Tabii bu kadar çalışmanın, dokumentasyonun hepsinin şeffaf bir şekilde değerlendirmesinin akabinde bunların bir ölçümlenmesi hedeflenmiş ve bu amaçla öncelikle ulusal, yani bireyin, hanım verdiğiniz yöneteneğin dinleyen kurumları programlarına değerlendirmektedir. Son geldiği tarafta aynı zamanda da yine uluslararası alanda ve Avrupa Bekenli Eğitim Kurumları bildiği tarafından fakültemiz Ankara'da edilmiştir. Ve bunlarla ilgili tüm detaylı bilgilerin bulunduğu bir 25. yıl kataloğu hazırlanmış olup şu anda eski ve basın aşamasında. Burası da bizim fakültemizin ayrılık dönemindeki bir mücadeleyi sembol etmekte, göstermekte ve biz her türlü şartlarda bir araya gelirsek bizi bekleyen yere doğru bir ana gideceğimize inanıyoruz ve hepinize bu sarılımıza ve yaptığınızı dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Konuşmalardan dolayı hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Sayın Doçent Doktor Çağrı Çağlar Simyas hocamızı kürsüye arz ediyorum. Sesle ilgili bir problem yoksa. Hocam ses. Sesin yankı durumuyla ilgili. Yankı durumuyla ilgili problem var mı acaba? Daha da ses iyi değil mi hocam? Birazdan mic konuşursak. Teşekkür ediyoruz. Sayın Ekrem, Sayın Dekan, değerli Dekan Yardımcı Teknik Hoca, sevgili müsaadenler, hoş geldiniz. Ömür 85. yıl bölümünde Mevla Akif Ersoy'u anma ve anma programına. Tabii kısa bir şekilde Mevla Akif Ersoy'u mesleki anlamdaki mücadelesi, hayatı ve veteriner hekimlik mesleğinin hizmetiyle beraber veteriner hekimlik misyonunun mesleğinin onun şahiliğine etkisi hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Tabii Mehmet Akif Ersoy başta bir şairimiz, vatan şairi, Kur'an şairi, İslam şairi. Bu gibi özelliklerin yanında bir bürokrat, bir milletvekili, akabinde sporcu, bir mütefekkir, bir aydın, entelektüel bilgi olan bir insan. Bizler ise büyüğümüz olarak onu her zaman hatırlamak, onu almak bizim de aslında mesleki bir diyetimiz olarak değerlendiriyoruz. Ve bu istikamette de Mehmet Akif'i her platformda anlatmak, o dekan hocamızla belirttiği üzere o Asım'ın gençliği, profilini ve ideallerini sürdürmek bizim asli mesleki borcumuz. Dekan hocam belirtti, aslında ileriki sayılarda ifade edeceğim ama Mehmet Akif Ersoy'un işte o Asım modelinde Asım'ın Almanya'ya gitmesi, işte bilimin tekniği alıp yurda geri dönmesi en önemli idealizm profili. Bugün işte Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi aslında Avrupa Veteriner Fakültesi bilimle akredite olup üye olarak aslında Almanya'ya gitmeye gerek kalmadığını bilim ve teknikte uluslararası standartlarda bir hizmet verdiğini anlatması bakımından bence çok anlamlı. Yani Asım'ın, daha doğrusu Asım'la fakültede yetişiyor ve o Asım ideali aslında bir nevi gerçek oldu Tanrısı Bey'in. Mevla Akif Ersoy 1891 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdi. Tabi aslında o okulların Mülkiye Baytar Mektebi. Bu kuruluş aşamasında ilk 2 yılını tıp okulunda, son 2 yılında Halkalı Ziraat Okulu'nda tamamlamak üzere Veteriner Fakültesi öğrencileri bu okula gidiyor. Tabi bu 1842 yılında İlk askeri baytar mektebi kuruluyor Osmanlı coğrafyasında, İstanbul'da. Sivil anlamda, yani özellikle halkın elinden olduğu hayvanların tedavisi için de bir sivil veteriner okulunun açılması fikriyeti doğuyor. Bu istikamette de ilk sivil veteriner okulunun halkalarına açılmasıyla beraber bu idealde gerçekleşiyor. Yani denilebilir ki Halkalı Ziraat Veteriner Okulu'nun ilk kayıt olan ve bu okulu başarıyla bitiren öğrenci arasında, 19 öğrenci arasında Mehmet Akif Ersoy'da var.
Tabii Mehmet Akif'e söyledik konumuzla alakalı olan kısımlara geldiğiniz zaman Mehmet Akif'e söyledik slide'da da görüyorsunuz. Pasteur'e olan bir hayranı var. Pasteur işte hem tıp hem de veterinerlik tarihinde çığır açan özellikle kuduz, işte antraks, tavuk vebası gibi aşıları geliştiren aynı bugün olduğu gibi veterinerlikimlerde bugün bu noktada çok büyük katkıları var. İşte spontan jenerasyon çürüten, işte pastörizasyonu bulan bir kişi ve o dönemin en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Mehmet Akif ona hayranlığı hiçbir zaman izledim. Çünkü Doktor Rıfat Hüsamettin gibi ki burada okul müdürü Mehmet Ali Bey'i biraz ifade edeceğim. Mehmet Ali Bey bir bakteriyoloji derslerinin bu veteriner okulunda fırlatına girmesi noktasında büyük mücadele veriyor ve bir tıp hekimi olan pastörün yanında yetişmiş. Doktor Rıfat Hüsamettin Paşa'yı bu okulda bakteriyoloji dersi vermek üzere görevlendiriyor. Mehmet Akif Ersoy'un pastör sevgisini, pastörün o yeni geliştirdiği o mikrop kültürünü bu Doktor Rıfat Hüsamettin hocasından öğreniyor. Ve dikkat ederseniz okul yazarı bir Müslüman gençliğe pastörü bir mesai veriyor diyen Mehmet Akif ve Mithat Cemal Kutay'ın hatıralarında da aslında her gün işte pastörü resmini aldı, bu ne inançlı bir yüzdür dediği rivayet veriyor Mehmet Akif Ersoy'un. O dönemdeki gelişmeler de Sevil Veteriner Okulu'nun açılmasında da Abdülhamit Han'ın büyük bir katkısı var. Ve hepimizin bildiği üzere Pasteur Enstitüsü'nün ayakta kalması noktasında da büyük yatırımları var. Hatta Pasteur'ün ölümünden sonra bir mezar taşının yapılması noktasında da işte Osmanlı Devleti olarak Abdülhamit Han'ın katkıları var ekonomik anlamda, işte nişaneleri var. Ve işte bir işte tek tıp tek sağlık konseptinin aslında bir derslerinde devam ediyor bence arkadaşlar. Bildiriyoruz. Yani bakın işte veteriner Yarbay Hüseyin Süveler tıp hekimleriyle beraber Abdülhamit Han Pasteur'ün yanına tıp ve veteriner hekimleri yolluyor ki işte görüşte büyük bir enstitü kurulsun ve gerçekten bu fikir ve bu mücadele sonucunda dünyanın üçüncü Orta Doğu birinci kuduz enstitüsü bugünkü anlamda Darülkent İstanbul'da kuruluyor. Ve burada aşı çalışmaları yapılarak kuduz aşısı üretim tesisi şeklinde faaliyet veriyor bu kurum. Tabii Mehmet Akif Ersoy okul hayatında ki mücadelesine baktığımız zaman, başarılara baktığımız zaman kimya botanik laboratuvarlarında mücadele veriyor. O okul aslında aynı zamanda bir meteorolojik gözlemleri yapıldığı bir hastane. Mehmet Akif hem kimya botanik laboratuvarlarında, bakteriyoloji laboratuvarlarında hem de okulun mescidine aynı şekilde geliyor. Birçok yazar aslında Mehmet Akif Ersoy'un kişiliğinin şahsiyetini aslında şairliğin işte aile eğitimi aldığı, dini eğitimi aldığı, babası da dahil, annesi dahil kendi bir evi sonra ve özellikle mahallesi ve bu pozitif bilimle mahallesiyle karşılaştırmalı bir bilimin okuduğu okulunu yani veteriner okulunu söylüyorlar. Gerçekten de burada birazdan izleyeceğiz. Mehmet Akif'in aslında meslektaşlık hukuku biz deontoloji içerisinde bunu devamlı ifade ediyoruz. Meslektaşlar olan sevgisi okul yıllarında ortaya çıkıyor. Örneğin mesela Cevdet diye bir evlatlık edindiği ki onun da aslında çok acıklı bir hikayesi var. Mehmet Akif'in okulu arkadaşı Hasan Bey var isimleri. Kendisiyle sözleşme yapıyor. Diyor ki hangimizin ömrü vefat edersek eğer çocuklarımız olursa falan çocuklar o baksın diye okul sıralarında sözleşiyorlar. Ve Baytar müfettişiyken bu isim yerine Hasan Kasım Bey vefat ediyor. Üç çocuğu takım ortada kalıyor. Mehmet Akif de okul yıllarındaki o sözünü yerine getiriyor. Üç çocuğu kendi ailesine alıyor. Onlardan biri de Cevdet'i de veter okuluna kendisi yatırıyor. Yani ve onun da bir ani bir bölüm neticesinde Mehmet Akif'in üzüntüsünü dile getirdiği biz mısraları slaytımızda görüyoruz. Ve bu dönemde Mehmet Akif'in şairliğe olan yatkınlığı başlıyor. Tabi burada Mehmet Ali Bey var, Baytar Bey Ali. Onun da edebiyata tabi bayağı bir aşina. Ve Mehmet Akif'in de bu şiirler yazma noktasında onun da büyük bir katkısı oluyor konuyla Mehmet Ali Bey'in. O da Türk Veteriner Kimliği'nde aslında yolbaşçısı olarak tanımladığımız bir meslek büyüğümüz. Ve Mehmet Akif Ersoy da hep ödüllere doymuyor. Her dönem başarılı hep derece yapıyor. Okulu birinci derece da bu istikamette her dönemde birinci oluyor. Ve emin hayvanların genel hastalığı ilgilenen bir sınav öncesi Mehmet Akif dönem birinci sıfatıyla
bir konuşma yapıyor. Memnun Aykut o dönemde 18-19 yaşında. Bakın konuşmasının yerine baktığınız zaman bildiğin yüce kapılar herkes açık. Öğretimlere baktığından mükemmel olduğu şu ilerleme devrinde yükselmek isteyen her zaman başarılar yakınabilmektedirler. Çünkü çağımızda hiç kimse yoktur ki gayret gösterdiği halde kavuşmaya hevesle ilgili merkeze ulaşamazsın diye. Memnun Aykut aslında bu filmle bakış açısını gösteren daha 18-19 yaşında bir gençlere kanlı o dönemde aslında bilime olan inancını gösteren aslında bu konuşma metni olduğunu ifade edebiliriz. Evet, Osmanlıca Sabah Gazetesi'nin yayını Mehmet Akif Ersoy'un okuldaki hatıra fotoğrafı, güzellik yıllarındaki kalmen okulları, eski ve yeni hali, bu Ankara Ziraat Baytar Mektebi. 19 için mezun oluyorlar, okul birincisi olarak bitiriyor, dil olmasını gösteriyor. Tabii okul bitirir bitmez hemen Mehmet Akif Ersoy, Orman ve Ziraat Bakanlığı, bugün Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde veterinerci olarak göreve başlıyor. Veterinerler iş yardımcıları, sonra çeşitli kendi mezun olduğu okullarda, yani çeşitli okullarda hocalık yapıyor, ağızlar noktasını veriyor. Ve Türk Veterinerci Tarihi'nde Osmanlı Veteriner İlimleri Derneği var. Bunun da başkan yardımcılığını yapıyor. Başkan da okulun büyüğü, ilk sivil teşkilatının okulu Mehmet Ali Bey, Baytar Mera'yı. Onunla beraber çalışıyor. Mesleki anlamda önemli dergiler çıkıyor. Bakın burada Mecmuay Nur Baytar'a dediğimiz aslında ilk veteriner hekimliği alanında bilimsel bir dergidir. Bunun da editör kurulunda Mehmet Ersoy yer alıyor ve bu dergiyi çıkaran derneğinde başkan yardımcısı. Sonraki yıllarda bunun adı değişiyor. İşte Yüksek Veteriner Okulu Mezunları Derneği oluyor. Bu sefer de bu derneğin adı başkanı Mehmet Akif Ersoy oluyor ve bu aynı istikamette bilimsel çağının önemli, görevinin önemli bilimsel bir dergisini çıkarıyor Mehmet Akif Ersoy. Ve Veterinerler Genel Müdür Yardımcılığı'na yükseliyor 1999 yılında. Orada baktığınız zaman aslında bugünkü Veterinerler Genel Müdürlüğü yok ama işte hayvancılıkla ilgili bir genel müdür var. İşte bürokraside biliyorsunuz genel müdürlüğün en büyük makam Mehmet Akif Ersoy bürokrat kimliğiyle burada karşımıza çıkıyor. Tabi mesleki hayatı o 20 yılı sınav dönem içerisinde Anadolu'nun Rumeli'de, Akabin'de, işte Şam'da, Halep'te, Arabistan'da birçok yerde Mehmet Akif Ersoy ulaş hayvan hastalıklarıyla mücadele ediyor, at seçimleri görevlendiriliyor ve halkı yakından tanıma fırsatı buluyor. Burada mesela Baytar Bilal İbrahim Bey var, özellikle Suriye, Şam'daki gezilerinde bu Baytar Bilal ile beraber geziyor. Kendisine büyük bir saygı duyuyor, ona Rusya'ya veriyor. Tabii Mehmet Akif Ersoy her dil bir insan tiplemesinde 4 dil biliyor. İşte Farsça, Fransızca çok iyi hakim. Akabinde Arapça, Osmanlıca yakın şey yaparsa o ihvalde değerlendi ve biraz da Rusça biliyor. Özellikle Fransızca, Rusça ile Baytar Bey İbrahim Bey'e de veriyor. O kişiye de çok güveniyor. Çünkü bizim Doğu ve Batı sentezini gerçekleştirirken bir bilim insanı modunda görüyor. Bir kez daha Mehmet Ali Bey'i görüyor. Mehmet Ali Bey de çok önemli bir şahsiyet. Mehmet Akif Ersoy'un işte derneklerin kurulmasında, dergilerin oluşturulmasında hem okul müdürü hem de veteriner teşkilatlarının bakanlık meclisinin kurulmasında önemli bir şahsiyet. Ve bu dönemlerde hep saygıyı almış ve onlardan büyük bir feyiz alan bir kimliği var Mehmet Akif Ersoy. Ve gördüğü üzere bu mısraları da Baytar Bilal İbrahim Bey'e yazıyor. Çünkü o aydın bir kişiymiş, bir kişi işte büyük derecede Rusça ve Fransızca biliyor. Ve aynı zamanda işte dönemli kitaplar yazmış, entelektüel bir eğitim var. Mehmet Akif ona hayran da tabiri caizse bir aşk besliyor ona karşı ve öldüğü zaman da diyor ki hayatımı tanıdığım adamlardan biri diyor. İşte bunu soruyorlar, niçin sizi bu kadar çok etkili? Birincisi bir bilim sahibi, ikincisi de ben diyor öldükten sonra evlat edindiği çocuğun gerçek evlat olmadığını öğrendim diyor o derece. Halbuki kendisi de 3 çocuğu, Hasan Bey'in o yetim kalan 3 çocuğunu kendisi evlatlar arasında, o 5 evlat arasında hiçbir zaman ayırt etmiyor. Hatta kızlarından olan o Süheyla, işte evlendiği zaman gerçek babasının Mehmet Akif Ersoy olmadığını öğreniyor. Bu derecede diğer kendi çocuklarına hiçbir derece ayırt etmiyor. Hem bu bir insani birer, aynı zamanda meslektaşlık sevgisinin hukukunun bir göstergesi.
1912'de Mısır'ı görevli ve Geçiş Hayvan Sağlıkçı Haftası Kanunu'nda 1913 yılında Taslağın Kanunlaşması'nda görevli. 1234 sayılı bir kanunumuz var. 1928 yılında çıkıyor ilk Hayvan Sağlıkçı Haftası Kanunu. Bu kanun yürürlüğe girene kadar bu taslak kanun yürürlükte ve onunla yasallaşmasında, hazırlanmasında veteriner hekimlerin yürürlük yardımcısı sırasıyla Mehmet Akif'e sorulmuş. Ve Abdullah Bey'in kendisi Alfuk Veteriner Okulu'ndan mezundur. İstifa ediyor. Daha doğrusu görevden alıyor. Mehmet Akif Ersoy'da tabii bir haksızlık var. Ben uzun bir şekilde anlatmak istemiyorum ama Mehmet Akif Ersoy her zaman olduğu gibi haksızlık karşısında susmuyor. Diyor ki haksız yere Veteriner Şehir Müdürümüz Abdullah Bey'e görev alınması neticesinde ben istifa ediyorum diyor. Çok sevdiği mesleğine bu şekilde son veriyor. Arkadaşlarım da diyorlar ki siz bakana gidebilirsiniz genel müdürün. O da diyor ki arkama küfe koyun. Meslek için götürür fakat beni nazır yani bakan karşısında çıkacak vazife teklif etmeyin diyor. Bu şekilde reddediyor ve bugün işte hepimiz malum Pendik'te veteriner araştırma enstitüsü var, kontrol laboratuvarı var. Aslında hikaye oraya dayanıyor. İşte Pendik'te kurması kararlaştırılan o önemli bir farklı önce haneyi Aytari dediğimiz o zaman ismiyle sonra işte veteriner kontrol araştırma enstitüsü oluyor. Onu yine farklı bir yere taşımak istiyor. Mehmet Akif hayır diyor, göz göre verilen rantın içerisinde bulunamam diyor, müdürüme diye haksızlık yapılmıştır diyor. Ben de istifa edelim diyor ve bugün hala daha ki Mehmet Akif'in istifası neticesinde vazgeçiliyor o farklı bir yere binanın inşası. Bugünkü Pendik'te bulunan veteriner işte kontrol araştırma süsü Mehmet Akif'in istifası neticesinde orada devam ediyor. Devlette bir zarar olmuyor, bir haksızlık olmuyor, hiç kimseye bir torpil itirmez tanımıyor Mehmet Akif. Bu şekilde en azından o enstitünün kurulmasında da başarı sağlamış. Evet, izninizle şöyle biz de Zeytinburnu Belediyesi'ne de buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve bir Zeytin Ağacı diye bir kitap var. Mehmet Akif pek de bilinmeyen bir kitabı. Aslında Mehmet Akif Ersoy hikaye içine girilen diye işte Ziraat Okulu'nda bir öğrencisi. Çünkü Mehmet Akif Ersoy her ne kadar 1894 yılında Halkalar Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki Baytar sınıfları ailesi, bu şekilde okula gitse, adı Ziraat Okulu olarak devam etse, o Ziraat Okulu'nda mezun olduğu okulda yine ders vermeye devam ediyor Mülakit. Orada da bir öğrencisiyle beraber Zeytin Ağacı diye bir kitap hazırlıyorlar. Bu kitap aslında bir derleme. Mehmet Akif Fransızca tüm makale kitapları çeviriyor. Hikayenin içine giren öğrencisi de İtalyan, İtalyanca'ya hakim. İtalyanca tüm ilgili literatürü çeviriyorlar ve işte 2019 yılında herhalde bu arşivden bulunmuş ve kitap haline getirilmiş. Burada da Zeytin'in tarihçesine tutulup birçok alanda tüm bilimsel veriler paylaşılmış. Hemen açık bir böyle bir kitabı da var. Yani hepimizin bildiği Sabahat var değil mi? Sabahat işte önemli bir kitap. İstiklal Marşı Milli Mutabakat Metni bizim için önemli. Ama sabah da tüm meselelerin toplandığı önemli bir eseri. Bu Zeytin Ağacı'da kitaplaştırdığı ayrı bir eseri. Tabii bu okulun içerisinde yine slaytları da görüyor. Halkalı Ziraat Mektebi Ailesi Mecmua Sevgiler ki çıkıyor. Bu dergide de ilk sayısında bir makalesi var Mehmet Akif'in. Bunlar da aslında Mehmet Akif'in bilimsel anlamdaki çalışmaları olarak değerlendirmek mümkün. Mısır'a gidiyor. İşte Mısır'da yaklaşık 10-11 yıllık bir süre içerisinde ki durduğu dönemde işte yine o Cevdet gibi Şefik Kolay gibi işte o uğruna istifa ettiği zaman geldiği zaman Pendik'teki veteriner kontrol enstitüsünün müdürlüğünü yapan Şefik Kolay gibi yine okula yazdıran Necdet Tevfik'in kardeşi Şefik Kolay gibi onu okula yazdıran Mehmet Akif ve okulu bitirdikten sonra her zaman ilgili olmuş. Mısır'da da mektuplaşmışlar. Hatta Türkiye'deki milli mücadele döneminde Mehmet Akif'in Eskişehir'de bu enstitü mecburen savaş ortamında İstanbul'un işgalinden dolayı yer değişikliği yaptığı zaman Mehmet Akif orada işte çeşitli kolaylıklarıyla keşke memleketin şu kuramın zamanında bu aytaların bulunmuş olaydı da altın bir insan kalbini taşımasaydı dediğini ve onu oradaki işte yaralanan halklara diğer hekimlerle beraber yardım ettiğini anılarında anlatıyor ve yine çeşitli kolaylık hatta Mehmet Akif aslında röportajında hayvanların sadece koruma, tedavilere ve iyileştirme imkanlarını köylüye vererek memlekete yapılacak değerli hizmetlerdendir dediğini belirtiyor. Hepimizin bildiği Asım
şiirinde. Çünkü bir tecrübe senin aklında yatır. Bize insan hekiminden daha lazım baykar dedi. Aslında tek sağlık konseptinde önemli bir argüman olarak karşımıza çıkıyor. Meslektaşlarımızda büyük bir kısım bu sözü beğenerek her platformda paylaşıyorlar. Bu aslında zoonozlarla mücadelede hayvan sağlığının halk sağlığının bir parçası olduğu noktasında da önemli bir söz. Bu da bizim de her zaman severek kullandığımız bir ifade. Sayın Hekim'in belirttiği üzere aslında Mehmet Akif'in bu pozitif bilimle, müsbet bilimle okuldan mezun olması, onun şairliğine, onun edebi yönüne büyük katkı sağladığı bildiriliyor. Birçok biraz daha şair bu noktada aslında en önemli argümanı bu. Gerçekten Dekan Hoca'nın da belirttiği üzere yani Mehmet Akif Ersoy o halkın içerisinde olmasaydı ki hem milli mücadelenin mesleki alanda aslında Mehmet Akif hep halk geçici olmuş. Onların sıkıntılarını, problemlerini dinlemiş, gözlemlemiş. Ve bu itibariyle işte Mehmet Akif'e o şairlik basını veren o güç kuvveti mesleği veten hekimlik olduğunu söylemek mümkün gerekiyor. Birçok yazarın zamanda yaşamış meslektaşlarının, arkadaşlarının aslında önemli edebiyatçı sanatçıların nasıl Mehmet Akif'in bu yönüne kurguladıkları bilinmiyor. Evet, Mısır'dayken kendi elleri okula yazdırdığı ve dönemin enstitü müdürü olan şimdi kolay gelirler. Şimdi bakın dikkat ederseniz devamlı enstitü hakkında fotoğraf istiyor. Genç beden ekipleri mesleği atırken bu laboratuvarlarda eğitime tabi olmasını öneriyor. Mesleki gelişmeyi büyük bir memleket öğrenmiş bulunuyoruz. Bu memleket hayvan varlığıyla ilgili bilgi ve mahir meslektaşları yükselmeye layıktır diyor. Ve kendi ifadesiyle aslında insan ve doğa seviyesinin de bu okulda mayalandığını ihmal ediyor Mehmet Akif. Evet, bir tesadüf mü bilmiyorum ama damadında bir veten hekim. Askeri veten hekim veriyor. Pardon, bir kızın veriyor damadında veten albay olarak seçiliyor Mehmet Akif. Yani aynı anlamda hayatına baktığınız zaman hep mesleki anlamda meslektaşlarla içli dışlı. Yani mektuplaştığı kişilerden birisi, biraz anlatacağız, damadı Ahmet Bey, veten albay kendisi yükselmiştir. Diğeri de Şefik Kolay'da. Şefik Kolay'da müdür. Bakıyoruz. Daha doğrusu kendi veteriner enstitüsünün müdürü. Evet, damadında da mektuplara baktığımız zaman sıtmadan korunmak için önemli almanı tavsiye ediyor. İşte ürün üzüm şurası veriliyor. Tavuk ve inek yetiştirilmiyor. İşte keçi yetiştirici inekler hakkında bilgi veriyor. Ve şunu söylüyor. Yani kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından memleket için mücadele ediyor. Çünkü yazıştığı dönemde bir dönemde damadı yüzbaşı sonra binbaşı oluyor, sonra albayla yükseliyor. Ona da teşvik ediyor. Yani ülkeye hizmet, sağ şey, yukarısı aşağısı, doğusu batısı olmaz. Bir bütündür diyor. O anlamda da tavsiyeleri var. İşte Ahmet Bey ıslahına görmeden aşık olduğunu söylüyor. Akabinde Baytan Mektebi'nin Antalya Nakledildiği dönemiyle ilgili mektuplarda bunlar hakkında bilgi soruyor. İşte Baktoloji Hane'nin o temizlikle enstitüsüyle ilgili bilgiler edinmek istiyor. Ve Baytar ve Mecmun adındaki o dönemin önemli dergilerden bir tanesinin akıbeti yan yana tedavi etmediğini soruyor. Yani meslekle iç içe. Mesleki gelişme yakından takip ediyor ve bilgi sahibi. Ve Avrupa'da çıkan dergilerden istifade edilmediğini, bu konularda kendisine bilgi verirsen çok memnun olacağını damadına bildiriyor. Tüm mesleki gelişme damadından Mısır'daki olduğu dönemlerde bilgi ediliyor. Kızına yazdığı mektupları şöyle incelediğimiz zaman işte sıtma tedavisinde kinin uygulanmasını tavsiye ediyor. Çünkü hekim bilgili. Tabii bu dönem tabii modern hekimlikte kinin pek özellikle bu korona döneminde de kinin analoglarının vesairesinin yaşların tedavide başarılı olduğuna dair bilgiler vardı ama o dönem özellikle sıtmada kinin etkili bir ilaç. Kendisi aslında belli dönemlerde bu tedaviden kinin tedavisi aldığı rivayet ediliyor. İnekler hakkında işte sütün faydalarına, işte yoğurt faydalarına çıkması hazırlıksız verirse hem de mesleki bilgileri o mektuplarla da ailesine, kızına devamlı sağlık veriyor. Evet, baktığımız zaman o aşık olduğu kıslığa ne halinde olduğunu, işte o Arap kıslığa için bir metre 53 santimetre yüksek bir boy olduğunu bildiriyor. Yani bakın aslında zootekin bilgisi de var. İşte ırk standartları noktasında Arap atıyla ilgili yani geçişimlik bilgisi var. Hatta Mısır'da at yarışlarına katıldığı noktasında yine bilgiler ediniyoruz. Yani at yarışlarından oluşturan Mehmet Akif ve at yetiştiği noktasında da bilgiler var.
Hayır, adının onun renine göre verilmesini yine Hızır olan mektuplarında belirtiyor. İşte diyor ki, al ya, bu ise şafak, krize tecir, ya sefela isimlerine koyuluyor. Torununa yumurta edilmesini tavsiye ediyor. Yumurtanın işte yayılmasa protein yerinden önemli bir besin kaynağı olduğunu bilen bir beseler içindiğinde. Ve önemli meseleleri var işte, sefahattaki kişilerin incelediğiniz zaman aslında yapılan çalışmalarda yaklaşık %20'si hep bilimsel, bilgi, bilim, ilim, ben hep bunlarla ilgili verilerin olduğu karşımıza çıkıyor. Bu beni de çok etkilemiştir. Mesela yani ilmi nedir abi ki? Gayet müthiş maddenin kudreti zerresi uğraştığı iş. Yani 1919 yıllardaki bu mısraları döktüğü zaman daha çok parçalanmamış. 1935 yılında dünya atom olmasının farkında. İşte 1930 yılında parçalanıyor yeterli vesaire. Fizyonla ilgili çok çalışmalar var ama bunun neticesini belki yıllarda görüyoruz. Hemen artık aslında dönemini güzel zaman bir aydın, bir bilgili kişisini ve döneminin ilerisi aslında bazı görüşleri olan bir kimse. Burada tabii biraz okuyan, araştıran kimliğine borçlu olduğunu biz bu şekilde söyleyebiliriz. Sadece sanat camiası, dönemin bilginleri de belirli toplantılarda devamlı bilimsel gelişmeleri, özellikle dil konusunda işte Fransızca'ya çok iyi hakim. Arkadaşlara veya dostlara Fransızca konusunda dönemin önemli sanatkarları edebiyatçıları devamlı tartışıyorlar. Yani bir tartışma platformlarını oluşturan bir aile kimse. Bugün bu bizim beyin fırtınası dediğimiz olayı gerçekleştiren bazı STK'lar, işte çeşitli sivil toplum kuruluşları haricinde pek de bizde aslında toplumsal anlamda bunları yapan bir şeyimiz yok. Bunu kabul etmemiz lazım ama Mehmet Akif bir bilim insanı iddiasıyla bunların hepsini zamanında yapmış bir kimse. Evet, batı karşısında maddeden ve manen sefaret düşmemek için onların seviyesini yükselmek, elde etmeye çalıştıkları geleceğe ilginç sayılan atomu öğrenmek gerektiriyor. Bunu da diyebilirler. Yani her Müslüman genç pastörü bilmek zorundadır diyen Mehmet Akif aynı şekilde atom konusunda da çalışmaların yapılması gerektiğini söylüyor. Hem yarın size nâhâb-ı fedâhî iddâhı hem için hem geçtiğinde onu âfî sorar diyor. Mehmet Akif aslında bu mısralarında bu ifadeyi yani yurt dışına gidin ve oraya gelin. Asım'a da aslında Asım'da birleştirdiği Almanya'ya gidin, iyi getirin dedi ama onların ahlaksızlıklarını almayın, onların kültürlerini almayın dediği olay bu. Çünkü 1889 yıllardan itibaren yurt dışında Fransa'ya birçok veteriner hekim, askeri veteriner hekim yurt dışına yollanıyor ve onlar işte bugünkü anlamda master, doktora ki bazıları lisans eğitimlerini almak üzere örneğin mesela Mustafa Adil Şehzadebaşı sığ vebası virüsünün daha doğrusu etkenin virüs olduğunu ortaya çıkaran bir meslek büyüğümüz kendisi mesela daha lisans döneminde yurt dışına Fransa'ya gitmiş. Tabi Fransa'ya gitmesinde belli durumları var. O dönemde bilimde ileri ve siyasi ilişkiler açısından Osmanlı'yla bir yakınlık var. O bakımdan genelde Fransa sonraki dönemde Almanya'ya hep öğrenci yollamış. Mehmet Akif de aslında o yurt dışına gelen meslektaşlarına da sinirci olacak ki bu sırada bunları devamlı bildiriyor. Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum, unutmayın şunu lakin zaman zaman dönüyor. Yani zaman bilgi çağı diyor. Belki de çağa ilk defa isim veren o dönemlerden Mehmet Akif. Yanlış hatırlamıyorsa bu bilgi çağı, işte bilim çağı, bilgi çağı bunlar 1980'li yıllarda dünyada literatüre girdi. Mehmet Akif bunu şiirlerine sefahatı daha önce bilirmiş. Evet, hekimlik konusunda tabii biz Safahat'ta şiirleri bugün Yakan Hocam'a da arz ettim. Aslında güzel bir kitap bölümü hazırladım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bastıracak. Türkiye Yazarlar Birliği'nin hazırladığı bir kitap. 100. yılında sizler başlayalım. Hazırlanması ilgili. Orada ayrıntılar verildik ama aslında veteriner hekimliğine dair bir bilim insanı noktasını şiirlerine birçok konuyu yansıttığımız hasta şiir, başlı başına bir şiir. Orada hekimlerin mesela muayene etmeden bir halkalı ziraat yapıyor okulunda bir çocuğa masaladığı zaman muayene etmeden, sırtındaki ceketi çıkarmadan teşhis koyduğunu devamlı hicmet, yargılar. Hekim muayene edecekler mesela Mehmet Akif. İşte yine hasta şiirinde örnek verecek olursa işte bir özel bir çocuğa kodeyi kullanması
arz evraklarını almasını, bunları söylemesi de hekimlik bilgisinin tezahür olarak karşımıza çıkıyor. Tabii o dönemlerde o değil biliyorsunuz işte ağrı kesici öksürükte de kullanılıyor. Ağrı kesici olarak da kullanılıyor. İşte arz evraklarını bugün kullanılmasa o dönemlerde sıtma, frengi vesaire birçok hastalıkta kullanılmıyor. O bakımdan aslında hekimlik bilgisinin hekimlik bilgisinden gelen o genetik kodlardan gelen o üstünlüğü, bilgi, şiirlerde de biz menakibi görüyoruz. Ve Bakabeyle Kurs Hastalığı'nın oturduğundan devresinde bir Arap'ın Ali'den dua istediğini ve Ali'nin de uyuz deve duadan ziyade katran lazım cevap verdiğini yazıyor. Yani Mehmet Akif tüm bu kadarıyla batıl itikatlardan tamamlanmış, tamamen bilime güvenen, bilime saygı duyan bir kişiliği var. Burada da yani Hazreti Ali'nin de aslında uyuz deve duadan ziyade katran lazım dediğini ifade ederek aslında bilime bakış açısında gösteriyor. Ve her zaman aslında bu şiirlerinde dile getiriyor. Bakın yine İstanbul'da bir işte bir hastalık, kolera salgını olduğu zaman eskiden bir geleneksel anlamda işte hafızlar sokaklara çıkıyor ve dualar okuyorlar. Yani bunun da yanlış olduğunu Mehmet Akif işte bununla ilgili yapılan Sırat-ı Müstakim dergisine diyorsunuz başlarlar. Bir cevapta daha doğrusu bir yazıya gelen bununla ilgili işte hafızlar elinden çıksın sokaklarda bu hastalıkla ilgili mücadelelere dua okusunlar dediği zaman yine aynı dergide cevap ve bir yazı kaynaklanıyor. Orada da diyor ki nadir ve bulaşık görenek karamsar varsa kurtulmak için tıbbın tavsiye edecek boyucu ve tedavi edecek tedbirlerden başka yapılacak bir şey yok diyor. Hemen artık aslında o devamlı gezen dünyayı hatta işte Berlin, Necid Çöller'e gidiyor, Halep'te, Şam'da vesaire gidiyor. Gezdiği zaman İslam dünyasının geri kalmışlığını görüyor. Bunun halbuki işte İbn-i Sina'da çıkan bir medeniyetin, işte Buhara büyük bir medeniyet, büyük bir bilim anlamında büyük bir kent. Bunların düştüğü durumu birçok yerde üzüntüyle karşılıyor. Japonlar ve Avrupa'daki özellikle Almanya ile bilimsel gelişmeleri her zaman Safahat adlı eserinde vurguluyor. Ve işte kültürel erozyonuna uğramadan hem yeri geldiği zaman batılı, yeri geldiği zaman doğunun ilmini, fenini, teknolojisini anlamamız gerektiğini her zaman gençlere tavsiye ediyor. Ve bir hekim olarak da tabii zor teknik bilgisine sahip dedik. İşte diğer işte zooloji, anatomi vesaire dersleri görmüş, doğayı kavramış. Aslında bu bilgiler alınca realizmi görme imkanı vermiş. Yani realizmi bakış açısıyla şairine de bunun etkisini görmekteyiz. Yani hem pozitivist bir anlayışı var, hem de şiirlerinde bunu görürsen de o pozitif bilimle, işte laboratuvarlarda aldığı derslerle beraber geliştirdiği mukayese bilimin de bunu karşılaştırmanız ona komparatif bir bilim diyoruz. Bunun etkisini bizler de görüyoruz, şiirlerde görüyoruz. Ve realist şairler arasında en önemli gelen belki de Mehmet Akif'tir diye biliyoruz. Evet, hayvanlarla ilgili, ya, ben çok kısa örnekleri verdim ama işte ejderhada tutun da işte mandaya kadar, kargaya kadar, bülbüle kadar, inekle dahil, sığırlar vesaire hepsiyle ilgili şiirlerinde var. Bunları bir nevi fabla dönüştürmüş Mehmet Akif. Onlarla ilgili benzetmeleri yapmış. Bu da aslında hayvanlar, hayvansal veya hayvan imgeleri üzerinde metaforlar oluşturduğunu da biz Mehmet Akif'in şiirlerinde söyleyebiliriz, bunu görebiliriz, bu şekilde izlenebiliriz. Öldükten sonra Mehmet Akif'e soy, meslektaşları unutmuyor, kabresini yaptırmak için bu sayede görülmüyor ama oradaki çoğu hep kamuda çalışan veteriner hekimlerin isimleri, para topluyorlar, kabristanı yaptırıyorlar. Ölümünden sonra işte 20 yıl geçiyor, pullar basılıyor, paralar basılıyor, işte çeşitli dergilerde, kitaplarda biyografileri yer alıyor. Mesela şurada The Blue Book diye, bunun İngiltere'de kütüphaneleri varmış, bunları denemedik daha ama biz istekte bulunacağız. Biyografisine memnun yer veriyor. İşte burada aslında 1971 yılında Alman Hörs dergisinin bir yayını, kaç yıl sayısı olduğunu tam hatırlamıyorum ama bu dergide işte dünyaca ünlü, işte Nobel ödülleri almış kim var işte, Robert Koch'tu, işte Ramon'du, Pasteur'du, Berlin'di vesaire bunlar gibi dünyaca ünlü bilim insanların içerisinde Mevla Akif'in de biyografisine yer vermek ne demektir?
Mehmet Akif'i bir bilim insanı olarak kabul ediyoruz. Bir önder, bir lider, bir bilim insanı olarak kabul ediyoruz anlamına taşımaktadır. Bu mantıkta ve bilgilerle şu sonucu çıkarabiliriz. Gerçekten Mehmet Akif uluslararası bilim dünyasında da kabul gören bir veteriner, bir bilim insanı. Evet, Abdullah Hocam bahsetti. Aslında biz bu korona önlemleri neticesinde aslında yeniden olarak düzenlediğimiz faaliyetlerimizin eskisi gibi olmasa da devam ediyoruz. Bu bizim aslında konuşmama başlangıcında da ifade ettiğim bir mesleki ilet projumuz. Belli aralıklarda devlet büyüklerimiz alanında başarılı şairler noktasında fakültemizde 2004 yılından beri herhalde belli bir dönem bir ara verildi ama 2004 yılından beri her sene biz Mehmet Akif Ersoy'u çeşitli etkinliklerde konferanslarla, tiyatrolarla çeşitli etkinliklerle anıyoruz, anmaya çalışıyoruz. Bundan da şahsım adına, fakültem adına aslında onur duyuyorum. Mehmet Akif'i geleneksel anlamda her sene anmak aslında onun sadece milli şair, vatan şairi ve veterinerci olarak değil, onun bir aslında gelecek nesillere ufuk açan bir bilim insanı olması noktasında da alınması, bunun bir fiil devam etmesi çok önemli. Şahsım adına, anneliğimden adına bu noktada da son dönemde de kalıp görevi süresince her bizlere önayak olan, her noktada destek olan dekan hocamıza teşekkür ediyorum. Onun da bu sürekli alma programlarındaki katkısı çok büyük. Bizim yolumuzu açan, bize destek olan hocamıza ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, bizlere nacizane Mehmet Akif Ersoy'u alma, hatırlatma noktasında faaliyetleri katılıyoruz. Tabii korona dolayısıyla pek bir etkinliğimiz yok ama en azından belli noktada mücadele veriyoruz. Geçen sene mesela bakanlıkta bir program var, ona katıldı. Bakan yardımcımızın düzenlediği. Ve Mehmet Akif Ersoy'un aslında bu konferans salonunda ismini verilmesi de bence büyük bir önem arz ediyor. Ve internette 2 günden beri meslektaşlarımız tarafından paylaşılıyor. Yani veteriner hekimlerin aşı çalışmalarında, diğer işte zorlu hastalıklarla mücadelesi, hayvan sağlığı, mal sağlığı olan önemli başarıları hiçbir zaman küçük seyirci gibi boyunda nice Mehmet Akifler inşallah bu okullardan, fakültelerden çıkar, ülkelerine, milletlerine, diğer borçlara dönerler, bilimde, sanatta başarılı olurlar. Bu istikamette biz de Mehmet Akif Ersoy'u her zaman olduğu gibi anıyoruz, anacağız. Ve daha önceki dönemlerde gelen bir konuşmacımızın da ifade ettiği gibi bizim Mehmet Akif Ersoy'a fikirlerine, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma noktasındaki o asım gençliğiyle bütünleştirdiği biz yoluna, izine, onun misyonuna ihtiyacımız var. Yoksa onun sadece bizden sadece bir Fatiha ihtiyacı var. Sözlerimi Erciyes Üniversitesi ve Veteran Fakültesi'nin mensubu olmaktan gurur duyduğumu belirterek bitirmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Hocama sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Hocama teşekkür belgelerini vermek üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Recai Kılıç Hocama kürsüye arz ediyorum. Binaen tüm katılımcılarımızı sahneye fotoğraf çekimi için bekliyorum. Buyurun efendim.